alnımız ak, başımız dik, vicdanımız rahat. Ve en kısa zamanda bu çirkin olaydan aklanacağız ve eskisinden daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Karar. Söz konusu davada uyuşturucu ticaretinin yapıldığı iddiası sebebiyle dava sonuçlanana kadar sanık Fikret Bora'nın tutuklu yargılanmasına, savcının mütalasını tamamlaması için duruşmanın 9 Temmuz 2018 tarihine ertelenmesine karar verildi. Ya kimi çıkartıyorsun abi? Bırak. Sen önce Halim'i çıkarttın diye gönder. Halim olamaz oğlum. Kim o zaman abi? Ha kim? Adem'i yapmak istedim bana patladı. Tamam işte. En ömür eserinle. Bekle bak. Fikret! Fikret! Çocuklarımızla ilgilen, geri kalan her şey avukatlar halledecek, tamam mı? Fikret, Adem yaptı bu işi, Adem temizliği sordu, tamam mı? Her seferinde faturayı ona geçir o zaman. Bu işin gerçek sorumlusu Asliye Efendi. Gidelim artık. Fikret, ben bırakmayacağım seni. Fikret, kızımla geleceğim sürekli bak. Kızımla geleceğim yanına. Fikret, hep yanındayım ben. Sen sakın üzülme. Sakın üzülme kendine, tamam mı? Kızımla alacağım, geleceğim yanına. İpek Hanım, siz de sana tamam, bir rahat bırak bizi. Hadi, 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 hadi. Hadi. Kendi canı yanınca illa senin de canını sıkacak. Ha, peki Halim yapmış olabilir mi? Sanmıyorum. Peki adamın sonuçta kuyruğu bizim elimizde. Ferhat! Doktor ara. Doktor ara. Korktum hayatım, korktum. Tamam.
Yukarı koy böyle. Kork. Korkma Betül. O da Akif. Şuraya bak. Ne oldu ya? Allah Allah. İpek Hanım bir açıklama yapacak mısınız? Ya bir dakika, Kışım açıklama sırası değil Allah aşkına ya. Doğru ya mu? Bir durun, bir rahat bırakın ya. İpek Hanım, sorun jet hakkındaki iddialar doğru mu? Yavaş. Sakin. Hadi bakalım. Hakan çok erken. Süreyya, çok sakin erken, ol. Çok erken, çok erken. Başlamış doğru. Dur önce bir bakalım, tamam mı? Çok erken. Hakan çok erken, çok erken bu yuvar. Sakin Süreyya. Sakin. Hayatım, teyze de erken doğurdu, korkma. O kadar önce sakin olacağız, doğru, bakacağız, erken, ne olduğunu anlayacağız. Ablam bizim hangi işimiz normal oldu ki bir normal doğum görelim ya? Abi sağlıklı doğum görelim. İnşallah Osman, inşallah. Ne? Süreyya, seni hemen doğuma almamız lazım. Kalp ritminde biraz sorun var. Aşağıya bağlar mısın ama? Bir şey olursa, aynı şey olursa beni uyandırmayın, tamam mı? Beni uyandırma, sakın beni uyandırma. Ben aynı şeyi yaşayalım. Şey hiç asla benim. Olmayacak aşkım. Olmayacak. Biz bebeğimizi buradan kucağımıza alıp çıkacağız, tamam mı? Çok uyandırma. Sen bana lazımsın. Bunu aklını çıkartma, tamam mı? Söz ver, ne olur. Hakan. Bir şey olmayacak da bana. Süreyya, şimdi sakin oluyorsun ve bunu önce kendine sen söylüyorsun, tamam mı? Bir şey olmayacak diyorsun. Şimdi ben hemen hazırlanıyorum, seni de zaten hazırlayacaklar. Ben de girebilir miyim? Faruk, sen dışarıda beklesen daha iyi.
Evet. Evet öyle. Yani siz bana mail atın. Ben şirkete gidince size haber vereceğim. Aynen. Efendim? Hayır, ben Akif. Evet, o şekilde devam edecek. Ha, bir de herkese haber verin. Bu konuyla ilgili kesinlikle Faruk aramayacak. Bu konuda muhatap benim. Evet. Evet, şimdi aldılar. Of. Abi. Su içer misin? Son yumruk. Bizim buna gücümüz yetmez. Dayanamayız. Abi yapma. Abi ne olur bak. Abi sakin olacağız. Bak vallahi ikisi de iyi olacak. Bak sana yemin ediyorum iyi olacaklar. Efendim canım? Hayatım, mahkeme ne oldu, ne bitti hiç aramıyorsun. Ha, Cihan'ı sallıyor burada. Demin bir yellendi, oh şükür. Ha, ben yellensem bu kadar rahatlamıyorum, ben sana söyleyeyim. Bir insan evladı yellendi diye bayram yapıyorsa... Analıktan dibi görmüş demektir ha. Ya Akif bir konuşsana. Diyeceğim canım ama sakin ol tamam mı? Bana bak, ben hiç sevmiyorum böyle girizgahları. Zaten uykusuzluktan şaftım kaymış burada. Selam şey oldu, biz adliyeden tam çıkacakken Süreyya'nın kanaması tuttu. Aceli hastaneye getirmek zorunda kaldık. Ama iyi iş. Ama şimdi doğumu aldılar. Selam. Sen bunu ben telefona hiç mi söylüyorsun? Kapat telefonu çabuk. Çabuk bana taksi gönder, hala konuşuyorsun. Bebek hazır olana kadar taksi kapalı olsun, çabuk. Anne! Anne! Fikret nerede? Niye tek geldin sen? Aramadılar mı? Anne! Süreyya'nın kanısı geldi. Apar topar onu hastaneye götürdüler. Dolma almışlar. Ay. Fikret nerede peki? Fikret sanmadılar. Tutuklu yargılanacakmış. Annemi kaybettik. Başınız sağ olsun. Ne zaman oldu? Nasıl oldu? Kendini öldürdüm. Yanınızdan çıktım, gittim hastaneye. Çok güzel konuştuk, dedim anne bırakalım bu öfkeyi. Baştan başlayalım dedim. Çıktım hastaneden. Sonra bir telefon geldi. Anne kaybı çok zordur anne. Çok iyi anne. Yani hele de bu biçimde kaybetmek daha da zor. Anneniz niye kendini öldürmüş? Bir
şey biliyor musunuz? Bir fikriniz var mı? Benim yüzümden. Sizin yüzünüzden mi? Benim yüzümden tabii. Kadın orada hastane köşesinde deli gibi. O Esma yüzünden, Fevzi yüzünden. Ben de gidiyorum kadına diyorum ki. Her şeyi unutalım diyorum, kadın kaldıramadım. Her gece rüyama giriyor. Annem benimle kavga ediyor. Ben bu vicdan azabına kaldım. Adem Bey, ben sizi sizin kadar suçlayamıyorum. Siz ne yaptınız? Huzur istediniz. Mutlu olmak istediniz. Barış istediniz. Kardeşlerinizle beraber olmak istediniz, değil mi? Hepsi bu. Gittim, annemin hayatını mahveden insanlara yalanmak istedim tabii ki. Anneniz yetişkin bir kadındı. Öyle değil mi? Evli bir erkekle olduğunu da farkındaydı. Hayatının seçimlerinin sorumluluğunu aldı ve yaşadı gitti. Yani hani bunda sizin ya da kardeşlerinizin bir payı yok ki. Siz daha sonrasında da sadece huzur istediniz. Yani bunda kendinizi neyle suçladığınızı ben anlayamıyorum. Ama yani evet. Evet ama. Ama ne? Evet. Annenizin hayata büyük bir öfkesi vardı. Hayatla kavgası, mücadelesi. Sizin mücadeleniz olmak zorunda değil ki. O annenizin kavgası, mücadelesi. Değil mi? Siz başka birisiniz. Kaldı ki siz de o öfkeyle epey mücadele ettiniz. Annenize öfkeliydiniz, hatırlıyor musunuz? Ne kadar kızgındınız. Çünkü size yalan söylediğini öğrenmiştiniz. Ama siz o zaman bile annenizi bırakmadınız ki. Elini üstünden bir an olsun ayırmadınız. Neredeyse hiç yalnız bırakmadınız. Çok iyi koşullarda bakıldı. Hani hiçbir şey eksik yapmadınız. Kendinize nasıl bir eksiklik hissediyorsunuz? Neye eksik bıraktığınızı düşünüyorsunuz? Lütfen bir anlatır mısınız? Ya bir insan niye kendini öldürür yani? Belli ki annenizin bazı sebepleri varmış. Öyle mi? Neymiş o sebep? Siz biliyorsunuz demek ki bir sebebiniz biliyorsunuz. Neymiş, bana da söyler misiniz açıkça? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Sadece sizinle birlikte anlamaya çalışıyorum. Anneniz çok öfkeliydi değil mi? Hayata karşı büyük bir öfkesi vardı. Ve bu öfkeyi size ortak etmek istedi. Siz de bir süre bu ortaklığı sürdürdünüz. Sonra bu ortaklıktan vazgeçmek istediniz, fark ettiniz. Değil mi? Ve öfkenizi çok daha olumlu bir yöne çevirdiniz. Bir dakika, siz ne demek istiyorsunuz bana? Annen... Annen seni cezalandırmak için mi kendini öldürdü demek istiyorsunuz? Bunu mu demek istiyorsunuz? Böyle varsayımların bize bir yararı dokunmaz Adem Bey. Ben sadece
kendinizi annenizin intiharıyla ilişkilendirmemelisiniz diyorum. Sadece bunu söylüyorum. Ve kendinize haksızlık yaptığınızı düşünüyorum. Biz ne kadar yol almıştık ya. Değil mi? Siz paylaşmayı, sevgiyi, barışı deneyimlemiştiniz. Hatırlıyor musunuz? Ve oradaki Adem'i ne kadar sevmiştiniz. Hani neredeyse hayatla kendinizle barış imzalayacak hale gelmiştiniz. Ne olacak şimdi? Her şey en başa mı dönecek? Gerçekten bunu mu istiyorsunuz? Bakın sevgili Adem Bey, annenizin kendini öldürmesi çok acı bir şey. Çok acı, çok üzüldüm. Ama şimdi düşünme sırası sizde. Annenizin bu davranışının peşine kendi hayatınızı takacak mısınız, takmayacak mısınız? Tamam, bugünlük yeter bu kadar. Annem kendini boşuna öldürmedi. Bunun sorumlusu her kimse cezasını çekecek. Gerekiyorsa ben bile. Oğlum niye haber vermedin? Niye haber vermedin? Haber yok mu? Anne, iyi olacak da bir şey olmayacak da. Yok oğlum, iyi olacak, iyi olacak. Her şey iyi olacak. Her şey iyi olacak. Her şey iyi olacak. Hakan? Doğum başarılı geçti. Süreyya iyi. Kızım? Bebeği kuvöze aldık. Sebep? Plazanta erken ayrılmış. Kanamaya sebep olan şey de bu zaten. Bebek oksijensiz kalmış. Hasar oluşumunu azaltmaya çalışıyoruz. Ne demek çalışıyoruz? Ya hasar? Bekleyeceğiz. Şu an iyi ya da kötü bir şey diyemem. İyi olması için dua edeceğiz. Geri kalanını bebeğin yaşam azmine bırakacağız. Rabbim, benim haddim değil senin işine karışmak. Onca uğraşıp kucağımı boş koydun. Bir kez isyan etmedim. Vardır bir bildiğin dedim. Bu kez affetmeni dilim durmuyor. Bu kadar altın kalpli bir kadına bu eza çok değil mi? Kendinden olmayana bile kol kanat olan bu kıza böyle bir kayıp daha yazdıysan bu olsun ne olur. Evladımı bir kez daha alma. Layıkıyla kucaklarını almak nasip olmadı yavrularım. Biri doğumunu bile göremedi. Öbürü de camın arkasından belül belül bakıp gitti işte. Ya bebişim sağ salim doğdu ya.
Buna da şükür. Ya bebeğe bir şey olursa? Selam, Allah aşkına yapma. Bak, insanları daha da fazla çökertmeyelim. Biz iyi düşüneceğiz, tamam mı? İnsan aynı suda bile iki defa yıkara basmış. Aynı acıyla iki defa sınanabilir mi garip? Kimseye taşıyacağından fazla yük verilmezmiş. Umarım artık taşı yapacağımızı görüyordur. Benim kalbim gördüğünü söylüyor ama. Anne. Süreyya uyandı mı? Yok, bir dakika abime anlayışı. Çok başarılı geçti. Çok güzel bir kızımız oldu. Göreceksin, göreceksin. Yorma kendini şimdi. Bak. Hemşireler resmini çekmiş bebeğin. Teyzemin doktor demişti ki, yeni doğduğu zaman bebek göğsüne alman gerekiyor, güvende hissesin diye. Ben göremedim daha. Bununla ilgili yorma kendini, tamam mı? Sen bana söylemiyor muydun her şey olacağına varır diye? Ya. Nerede? Ameliyatlısın. Beni kızıma götür tamam, şu an. Tamam hayatım, ameliyatlısın. Bir sakin ol. Bir sakin ol. Tamam sonra. Nerede? Tamam göreceksin şimdi. Niye kıpırdayamıyorum? Nerede? Tamam dur. Getir dur, kızımı getir. Tamam, Faruk kızımı tamam, getir tamam, şu an. Tamam sakin. Hey, hemşire hanım, hemşire hanım. Beni götür ya, onu getir. Nereden yerine bir şey var? Işte. Kalkamıyorum. Getir. Tamam, hemen haber veriyorum. Tamam hayatım. Tamam. Göreceksin. Niye kıpırdayamıyorum? Sakin ol, bana sakin ol deme Faruk. Onu bana getir. Onun bana ihtiyacı var. Yalnız şu an, anladın mı? Bensiz yalnız hissediyor şu an. Beni ona getir. Hayatım. Bir formül bul, bir şey yap. Tamam. Ne olur. Ne oldu? Bana ne olduğunu söyle. Oksijensiz kalmış, tamam mı? Oksijensiz kalmış, onu küveze koydular. En az hasarlı atlatmasını sağlamaya çalışıyorlar aşkım. Hasar mı kalacak? Hayır. Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak bebeğim. Tamam mı? Hiçbir şey olmayacak. Atlatacak bunu. Yaşayacak mı? Tabii ki yaşayacak. Beni ona götür. Tamam, beni ona götür. Kızını göreceğim. Yavaş. Ay. Süreyya, abi. Niye bu kadar erken kalktınız ya? Tutabildim mi? Yeah.
İçeri girmek istiyorum. Şimdi değil hayatım. İçeri girmek istiyorum. Şimdi değil hayatım, şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi değil. Duyamaz beni buradan. Duyması lazım sesimi. Bence o seni buradan da duyar. Bebeğim. Bebeğim, biz buradayız. Buradayım ben. Annem burada. Babam burada. Seni burada bekliyoruz. Sana dokunmak için. Seni sevmek için. Kokunu içimize çekebilmek için. Biz burada bekliyoruz. Annem sakın korkma. Sakın korkma. Beni korkutma. Ne olur beni korkutma. Sımsıkı tut, tamam mı, hayatın elinden? Sımsıkı tut bizim elimizden. Sakın bizi bırakma. Biz seni bekliyoruz burada. Kaçak varmış burada. Hakan, içeri girmem lazım. Hakan, içeri gireyim ne olur. Süreyya, bak. Biz elimizden geleni yapacağız. Ben eminim o da yapacak. Sen sadece iyi düşün. O senin enerjini alıyor. Hakan, ne olur ya. Bir kere koklayacağım, ne olursun bir kere. Biraz zaman ver. Kendine de, ona da. Ve tabii lütfen bana da. Bu halde çıkmamalıydın. Dikişlerin açılabilir. Hakan, benim dikişler umurumda değil. İçeri girmem lazım diyorum. Ama benim umurumda. Seni bu halde yataktan kaldıramam. Süreyya, lütfen. İzin ver, işimi yapayım. Hadi hayatım. Sen onun sağlığını düşünüyorsun. Ben ikinizin de sağlığını düşünüyorum. Ha? Hadi. Biraz dinlenmen lazım. Hadi bebeğim. O zaman fotoğrafını çeker misin benim için? Eldivenleri var yukarıda. O eldivenlerini eline takar mısın? Benim kokusunu hissetmem lazım. Bana verir misin sonra? Tabii ki. Boran Jet yetkilisi Fikret Boran, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz günlerde bir ihbar üzerine Boran Jet'in İstanbul-Londra uçağına narkotik şube baskın yapmış ve uçağın kargo bölümünde uyuşturucu ele geçirilmişti. Bu iş senin işin değil mi? Efendim? Sen yaptın biliyorum. Bana bak. Fikret'i ne yapet oradan çıkar. Yoksa senin bütün foyanı ortaya dökerim. Sen çok yorgun görünüyorsun ya. Tabii doğal. Ne yapalım? Gel içeride biraz dinlen. İster misin? Başından beri bizi bu işe sokmaya çalışan sendin. Benim içimden bir ses. Başından beri bütün bunların hepsini senin planladığını söylüyor. Canım benim. Boran konağındaki bütün iç sesler beni işaret eder. Hep böyle olur. Önce beni suçlar, ondan sonra da özür dilersiniz. Ben gayet alışkınım bu sürece. Ama benim yapabilecek bir şeyim yok sizin için. Ben çok üzgünüm. Ben görüyorum senin ne kadar üzgün olduğunu. Bana bak. Ben seni son kez uyarıyorum. Ya bu pisliği temizlersin... ya ben seni o pisliğin içerisine gömerim. Ben... bilemedim ki. Ben sizi o pisliğin içinden çıkartamam çünkü siz bayağı bir derine batmışsınız. Benim yapabilecek bir şeyim yok canım. Çok üzgünüm. Giriyor musun içeri? Girmiyor musun? Bay bay.
Ben biliyorum sana ne yapacağımı. Alo Berkay. Seninle bir işimiz daha var. Hayır, bu sefer kocamla ilgili değil. Anlatacağım ben sana, buluşalım. Bana öyle bakma Faruk, hiçbir yere gitmiyorum ben. Anladın mı? Ben burada kalacağım. Beni taburcu falan etmesin kimse, gitmiyorum bir yere. Hayatım, hayatım, istediğimiz zaman gelip göreceğiz. Tamam mı? Tamam, tamam. Sen bak, bugün istersen bütün gününü sen burada geçir. Tamam mı? Ama ne olur yarın taburcu olduğunda çıkalım. Ya anlamıyor musun Faruk? Onun senin güçlenmene ihtiyacı var. Ne olur hayatım, yorma beni, ne olur. Ya ne demek beni yorma? Yormak ne demek ya? Şurada iki koridor, aşağıda duruyor çocuk. Ben duramıyorum burada, nefes alamıyorum, dayanamıyorum. Şu salak yataktan kalkayım, zaten kendim gideceğim. Sana falan ihtiyaç. İki dakika, ay ortalığı bıraktım, neler olmuş, ay. Ay. Oh, hoş geldin. Hoş geldin. Ay. Ay, hoş geldin benim kızım. Hoş geldi, hoş geldi. Nedir bu surat böyle ha? Terzi dikemiyor mu söküğünü? Ne oldu bizim evin motivasyoncusuna? Ha? Anlamıyor beni. Gidelim diyor bana, nasıl gideyim? Nasıl bırakıp gidebilirim, söyler misin bana? Anne, konuştun mu doktorla? Benim var mı tehlikelerim, farkında mısınız? Yok, yok, yok canım. Ne demiş hocam? Hiçbir şey değil, hiçbir şey değil. O bir kere geldi. Bir daha hayatta gitmez. Neden ben sana diyeyim mi? Anasına bak, kızını al demişler. Ben biliyorum anasının ne kadar inatçı olduğunu. Hadi. Oh canım. Oh canım. Hadi hadi, biz bunları bırakalım da bakalım, düşünelim. Ne diyeceğiz kızımıza? Ne diyeceğiz ha? Hiç düşünmedik. Ne diyoruz? Bilmiyorum, bir doktor çıkabilirsiniz desin. Diyebilirse ya, o zaman koyayım. Süreyya. Kızım sen turnede değil miydin? Yemişim turnesini be. Çete tamamlandı. Canım. Güzeller güzeldi. Geleceğin yer biraz karışık. Anladım belki. Gözün de korkmuştur biraz. Hı? Ama korkmasın oğlum. Korkma, sakın korkma. Korkma bak. Bak, sen her zaman limon olacak. Hı? Yüreği kocaman, çok güzel, çok özel bir annen var. Arkanda hep duracak dağ gibi. Daha seni hiç görmeden sana aşık bir babam var. Bir sürü deli dolu amcam var, teyzem var. Elif aramızda. En güzel, en şefkatli yüzümü görecek sayılı kişilerden olacağım bir babaannem var. Bize karşı biraz sert. Ama sana pamuk şeker olacaktır. Abin var. Abin var, biraz karın ağrısı çekiyor. Ama isteyince seni dört gözle bekliyor. Abin var. Bak, hepimizin, herkesin sana ihtiyacı var. Sen bizim dünyamıza bir nefes kadar lazımsın. Bizimle kal olur mu? Bizimle kal olur mu? Bizimle kal.
Hadi gel. Gel. Ben seni biraz dışarı çıkarayım. Gel. Biraz hava al. Benim nefes alacak halim yok. Hava benimleyim. Esma bu kadar germe kendini ya. Bırak, bırak biraz. Bak. Çocuklar burada. Çıkalım dışarıya. Bağır, çağır. Ağla. Biraz rahatla. Ben bile korkuyorum senin bu halinden ya. Allah beterinden saklasın demeye bile gücüm yok artık. Ondan bile korkuyorum. Dur şimdi çocuklar çıkacak. Bir parçacık huzur istedim çok muydu? Onu da göreceksin. Hadi gel. Gel. Ölmeden öyle bir gün görecek miyim? Artık ondan bile şüphe duyuyorum Velp. Rabbim şu kuzumu bize bağışlasın yeter.